Mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz var. Ordu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mustafa Kılıç bugün bizlerle birlikte. Onunla amatör sporu ve Ordu'daki sporu konuşacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Poyraz da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün bir program olacak. 3 tane Mustafa yan yana. Mustafa çok herhalde Türkiye'de. 3. isim herhalde Mustafa. Çok kullanılan isimlerden. Zaten ilk akla Ahmet, Mehmet, Mustafa geliyor. Herhalde onu bilmiyorum. Evet, üçümüz de bir aradayız. Evet. Mustafa'nın anlamı da benim araştırdığım kadarıyla seçilmiş insan. 3 tane seçilmiş insan yan yana. Dilek tutan varsa gelsin aramıza gelsin. Evet. Evet başkanım, amatör sporu ve Ordu'daki sporu konuşacağız dedik. Mustafa abimizle birlikte. İlk önce yeniden hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Amatör branşta artık lig heyecanı sona erdi. Şimdi playoff heyecanı başladı. O da haftaya başlayacak. Evet. Tabii ki ilk maç herhalde grup sonuncuları arasında oynanacak. Evet, evet. Daha sonra playoff'taki heyecana geçeceğiz. İlk önce bir ligi değerlendirelim. Nasıl geçti? Gerçekten de hani uzun bir maraton takımlar açısından. Tabii favori takımlar vardı. O favori takımlar da playoff'lara kaldılar. Hı hı. Nasıl bir lig geçti size göre? Şimdi öncelikle ben bu ülke olarak kritik günlerden geçiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara da acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımız, ülkemiz bu kritik süreçten geçerken sağduyuyla davrandılar. Ve yine inşallah sağduyuyla devam edeceğiz. Bu provokasyonlara kalmayacağız diyorum. Şimdi amatörde bu şekilde değerlendirelim isterseniz. Şimdi biz birinci amatör küme müsabakalarımız belirtmiş olduğunuz gibi geçen hafta itibariyle bitti. Önümüzdeki hafta itibariyle de play-out müsabakalarıyla birlikte Fatsa'da oynayacağımız play-out müsabakalarıyla birlikte ligimize devam ediyoruz aslında. Daha sonra 4. ve 5. takımlar, iki grubun 4 ve 5'leri de playoff müsabakalarına yine önümüzdeki haftadan itibaren başlıyorlar. Süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Birinci amatör hüküm olarak. Daha sonra işte playoff müsabakaları rutin bir şekilde her hafta itibariyle devam edecektir. Bana göre çok ben sportifin dışında ligin sağlıklı geçmesi anlamında, kimsenin burnu kanamadan ligi bitirmemiz anlamında değerlendiririm daha çok. Ve bir de işte fair play'e bakarım. Yani fair play mücadelesi ne kadar oldu? Biz çok olayların olmadığı bir lig yaşadık. Allah'a çok şükür. O yönüyle benim açımdan sevindirici tarafı odur. Çünkü biz amatör olarak işimizi sevgiyle yapan, bir ekonomik karşılık beklemeden yapan insanlar ve gruplar topluluğuyuz. O yüzden tabii bence kaliteli de bir lig geçti aslında. Çünkü sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Ulubey, Altınordu, Ünye, Akyazı, keza yine gençlerle haşır neşir olan Turnasuyu gibi takımlarımız bu lige renk verdiler, kalite verdiler. Kendilerince güzel mücadeleler verdiler. İyi olanın kazanacağı, geçen sene de olduğu gibi inşallah playoff'u diliyorum, temenni ediyorum. Evet, fikstüre bakıyorum. 26 Mart Cumartesi günü maçlar başlıyor saat 11'de. Evet. İlk maç Demirspor Kiraz Limanı Spor karşılaşması. Daha evet. Sonra 14'te de Gölköy Soya Spor gençlik var. 27 Mart'ta da Çatalpınar'la Kabataş Spor. Bu playoff mücadelesi. Evet. Diğerleri ekstra playoff mücadelesi. Bir de öyle bir şey herhalde bu ya sene çıktı. Ekstra playoff gibi değil de biz hani hep şu serzeniş var. Lig çok erken bitiyor. Çok az müsabaka oluyor. O yönüyle ligin erken bitmemesi, daha çok müsabaka oynanması anlamında. İşte siz adına ekstra playoff koyarsınız. Ben normal playoff koyarım. Bu şekilde ligin fazla oynanması için, müsabakaların daha fazla oynanması için yapılan bir çalışma bu. Evet. Hani biraz da 5. sıradaki takıma bir nevi bir avantaj sağlamak. Şimdi başkana şunu sormak isterim. Gerçekten güzel bir uygulama. Baktığı zaman şimdi siz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ordu Şubesi Başkanı olarak bugün iki tane Ordu'da takımımız var Bal Ligi'nde.
Bunlar da sizin ilgi alanınıza mı giriyor yani? Tabii. İlgi alanınıza giriyor. Tabii, şimdi o zaman şunu sormak isterim. Bakın amatördeki uygulama harikulade. Bakıyorsun işte bir Ulubey Belediyespor haftalar öncesinde liderliğini garantiledi. Öbür tarafta keza Ünye 1957 Spor'la Altınordu Belediyespor sonuna kadar yani birincilik sırasına kapmak adına mücadele verdiler. Bakıyorsun 5. sırayı kapmak adına bakın 5. sırayı 4'te 5'te sıra alan takımlar ekstra playoff oynayacaklar. Küme düşmüş denilen bir Çatalpınar var A grubunda. 2 puanı var yanılmıyorsam. Diğer tarafta Kapataş var. Düş denilen takımlar düşmediler. Onlar playoff maçı oynayacaklar. Kazanan tekrar 1. amatör kümede kalacak. Yani şu nasıl ki bugün basketbolda yani son saniyesine kadar maçın heyecanı devam ediyorsa amatör ligde böyle. Ama bir baktığın zaman her zaman eleştirdiğimiz bölgesel amatör lig var. Bugün bakıyorsun 2 tane orduyu temsil eden takımımız var. Hangi amaçla ligin bitmesine de sanırım 3-4 hafta var. Amaç var mı? Amaç yok. Bitti. İkisinde şu anda hedefi kalmadı. Sadece orada bakıyorsun Erbay'la Yeni Amasya Spor puan puanılar. İşte oradan bir takım girecek. 3. lige. Diğerler ne yapacak? Bitti. Evet. Lig bitti. Yani amaçsız gayesi bir lig var orası. Aslında lig eleştirilmesi gereken bir sistem. Ha sadece orada bir lig bitmiyor derken bir geride kalan takım orada amatörüyle maç yapacak. Olay bu. Başka bir şey yok. Her ilde böyle ama. Mesela işte Samsun böyle. İşte Amasya böyle. Hayır tabii Ordu'da tabii ki biliyoruz. Türkiye genelinde böyle ama baktığın zaman birinci amatörle onun arasındaki çok farklı bir statü var. Bak ne diyoruz? Birinci amatör kimi? Harikulade bir sistem statü var. Bu neden bölgesel amatör ligde olmasın? Yani sizin hatanız demiyorum. Yanlış anlamayın. Bu 12 tane lig var bildiğim kadarıyla bölgesel amatör ligde. Evet. 12 herkes bir araya gelsin bu yanlış düzeltilsin. Belki yıllarda böyle bir çalışma olabilir yani niye olmasın? Yapılmış. Tabii bu bizim daha merkeze bağlı bir sistemde yürütüyoruz işlerimizi. Fakat bölgesel adı üzerinden belli bölge illerini ilgilendiren takımların statüleri daha çok merkeze bağlı. Yani işte TASK'a, konfederasyona bağlı bir sistem üzerinden yürütülüyor. Tabii bunun da bir üst ligi var, bir üçüncü ligi var bunun. Yani onu da göz önünde alarak liglerin bitimi, liglerin başlayışı, değerlendirmeler bu şekilde yapılıyor. Yani işte playoff'un veya playout'un sisteminin değerlendirilmesi de o yönüyle bir üst lige çıkma açısından da değerlendirilmek zorunda. Bence o şekilde değerlendirildiği için de o playoff sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı o yönüyle tartışılmıştır diye düşünüyorum. Ya da şöyle bir şey yapabilirler mi başkanım? Yani gerçekten hani bölgesel amatör lige baktığımızda hemen hemen 12-13'e yakın grup var. 12 grup var. 6 grup yaparsın. En yani, az 6 grup yaparsın. Hiç olmasa öbür takımları playoff sistemiyle olabilir. Bir heyecan bitmez en azından. Yani birinci sıradaki takım İkinci sıradaki takımlarla arasındaki puan farkını açtı mı zaten ilk yarıda? Olay bitti zaten. Olay bitti. Yani. İlk yarıda bitti demek. Aslında tamamen öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Ben hani demin biraz bahsetmek istediğim şu. Şimdi 12 takımlı bir grup düşünün. 12 takımlı gruptan 2 tanesi Ordu grubu. İşte 3 tanesi Samsun grubu. İşte bir tanesi... İki tanesi Giresun. İki tanesi Giresun'dan. Şimdi aralarında da bir rekabet hep sona kadar devam ediyor. Niye? Biri altta kalırsa play-out müsabakası önce kendini riske atacak. O yüzden o müsabakaların devamlı kendini dinamik tutmak zorunda. Kazanmak zorunda. Lig bitmiyor çünkü. Play-out müsabakası risktir. O riski almak istemeyen takımlar devamlı kendi aralarında sıkı sıkıya mücadelelerini hiç yarışın sonuna kadar kopmadan devam ediyorlar. Tıpkı Fatsa ile Güzel Ordu'nun şu anki olduğu gibi. Hala ligin sonuna kadar böyle o heyecan, o dinamizm devam ediyor etmek. O var başka bir şey yok evet. Zaten. Ama zaten kendi takımda oynamamak için. Tabii o onu diri tutuyor. Mecbursunuz yani her zaman o gücünüzü devam tutmak zorundasınız. Yoksa bir alt kümeye gitme ihtimaliniz yüksek. O riski de almama adına takımla devam ediyor. Ama tabii bu sizin söylediğiniz playoff müsabakaları yapılabilir mi? O da ayrıca bir değerlendirme konusu. Onu da tartışılabilir. Değişebilir mi peki başkanım eğer böyle bir gündem olursa bu sistem? İşte söylediğim gibi bunun şimdi bir üst ligi var. İşte bir üst ligi, üçüncü lig. Oradaki müsabakaların da
Gerçi şöyle, şimdi şimdi 12 tane takımın bu sene direkt çıkması da söz konusu değil. Bal Ligi'nde mücadele eden 12 takım kendi aralarında daha sonra playoff müsabakalarına başlıyorlar. Evet. Yenen takımlar 6 takım çıkıyor. Daha sonra o kalan 6 takım da kendi aralarında mücadele ettikten sonra yenen 3 takım çıkıyor. Kendi grubunuzda birinci olmanız da 3 takım açısından lige çıkmanıza yeterli olmuyor. Evet, yani bu sene böyle 9 takım çıkacak. Yani 12 takımın hepsi 9, çıkmıyor. 9 lige çıkacak. 3 takım yine birinci olduklarıyla bu sene öyle. Yani telafi oluyorlar o kadar. Evet, bu sene öyle. Biraz daha heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Playoff müsabakalı. Evet. Bağlayacak. Şimdi tabii biraz amatörden devam edelim. Çünkü önümüzde gerçekten de heyecanlı geçecek playoff müsabakaları var. Hı-hı. Şöyle baktığımızda da gerçi orada da grup birincileri farkı açmış, gitmiş gibi görünüyor. Hem A grubunda, evet, hem B grubunda. Özellikle Ünye hani 104 gol atmış lig boyunca, evet, ve sadece 6 gol yemiş. Orada da böyle bir hani takımını iyi dengesizlik var. Takımını iyi oluşturduysan, yani diğerlerine göre biraz daha bir tık daha yukarıdaysan yine sezonun başından beri alıp başını gidebiliyorsun. Yani oradaki bu dengesizliği nasıl çözebiliriz? Şimdi Barcelona'ya, Real Madrid'e baktığınız zaman onlar da çok kaliteli takımlar yapıyorlar. Onlar da bazen 6-0, bazen 4-5, 7-0'lık maçları oluyor. Futbolun bildiğiniz gibi çok adaleti yok. Evet. Bu biraz ekonomik bir mesele. Parası olan yapıyor yani. O yüzden bunun önüne geçemezsiniz. Bu böyledir yani. Evet. Ama yani şimdi parası olan da her zaman bu işi başaramaz yalnız. Para bir yere kadar şart olur. Ama biraz da kulüp yönetmenin de gereklilikleri vardır. İşi bilen insanlar tabii ki gelecek. Belki birazdan bahsedeceğiz. Yani Orduspor'un gelmiş olduğu durumdan da bahsedeceğiz. Belki burada işi bilen insanların da varlığı önemli. Tabi bu hani iş, diğerleri işi bilmiyor anlamında değildir yani. Diğerlerinin imkansızlıkları daha farklı olabilir. İşte ekonomik boyutlarını yakalayamamışlardır. İşi bilen grup çok vardır. Fakat birincisi, futbolda kaliteli ekip kurmak zorundasınız. Kaliteli ekip kurarsanız rahat edersiniz. Bunda dediğim gibi hem maddi boyutu var, hem de futbolu bilme, o grubu iyi yakalama adına bir bilinç gerekliliği var. Ya bir de o grubu bir arada tutabilme. Tabii o grubu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün ligimizin işte Ünye Belediye almış başını gitmiş, arada çok fark var, 104 gol atmış falan. İşte Ulubey şu kadar gol atmış falan. Bu lig niye böyle dengesiz ve ayarsız gibi değil. Bu futbolun bir gerçeği aslında. Real Madrid Barcelona örneğini vermem de oradan kaynaklı. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş'a baktığımız zaman bir de Trabzon'da milyonlarca lira para harcadı ama düşme potasında hep yaklaşarak aradaki uçuruma bakın. Beşiktaş'ın, Fener'in durumuna bir bakın. Trabzon'un alttaki durumuna bakın. Belki en az onun kadar da para harcadı Trabzon. Yani o belki onun kalitesinde kadrosu var. Yani belki de olmayınca da olmaz yani futbolda. Yok topum direkten döndü dersin. İşte 10 kere kaleye gittim dersin. Aslında tek kale oynadık ama ya bu da böyle şanssızlık. Her maçımızda böyle geçti diyecekleri takımlar da vardır belki içlerinde. Tabii futbolun adaleti yok. Bu bir terazi değil. Bazı şeyleri iyi dengelemek, iyi kurmak lazım. Ama yani ligimizin kalitesiz, çok uçurumlarla dolu bir lig değil aslında. Yani böyle bir şey yok. Evet, bunu zaten playoff sistemiyle birlikte o aradaki dengesizliği biraz olsun düzenleyebiliyorsunuz. Onu görebiliyoruz. Çünkü hani bu playoff sistemi olmasaydı yine bölgesel amatör ligdeki gibi ikinci olan takım ya da üçüncü olan takım zaten birinci farkı açmış gitmiş. Bundan sonra da ne oynarım diyebilirdi. Yani playoff sistemi belki de o aradaki dengesizliği biraz daha düzeltti diyebiliriz gerçekten de. Evet. Evet, hani artık playoff heyecanı başlıyor. Hani burada da favori takımlar da var. Şimdi
Baktığımızda geçen sene yaşamıştık o heyecanı. Bölgesel Amatör Lig'deki düşen takımla Ünye ile oynamışlardı. Yok yok. Fassa Belediye ile Ulubey oynamıştı. Fassa Ulubey oynamıştı. Fassa ile Ulubey oynamıştı. Hani orada da yine bir tartışmalara sebep olmuştu. Sağ tartışmaları falan gündeme gelmişti. Bu sene de yine hani aynı tartışmayı yaşayabiliriz gibi bir izlenim oluşuyor yavaş yavaş. Buna bir çözüm var mı şimdiden? Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki bu final müsabakalarınızı diyor ilin stadında oynarsınız. İlin stadyumunda oynarsınız diyor. Ha, stadyumda bir problem varsa ancak diyor diğer alternatif sahalara bakarsınız diyor. Biz kafamıza göre bir şey uydurmuyoruz. Kaldı ki geçen seneki uygulamada şeyde de Durugöl'de mevcut oynadığımız yerde de oynatılabilir miydi? Oynatılabilirdi, oynatılamazdı. Bunun emniyet tedbirleri açısından, sağlık tedbirleri açısından. Ben her zaman söylüyorum, önce insan sağlığı. Biz tedbirsiz, sağlıksız bir ortamda müsabakaları oynatmayı hiç düşünmedik. Ve bunu da yapmadık. Ben emniyetle, sağlıkla, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'yle, istişaresiz de hiçbir karara imza atmadık. Ligi en sağlıklı şekilde oynattık ve bitirdik geçen sene. Burada hakkaniyetsiz bir tavır da olmadı. Bu sene de zaten Türkiye Futbol Federasyonu söylediğim gibi diyor ki bunu diyor ilin stadyumunda oynamak zorundasınız diyor. Yoksa diyor alternatif saha bulursunuz. Ama var stadyumumuz var orada oynayacağız. Yine bu sene de aynı şekilde bir aksilik olmazsa ilin stadyumunda oynayacağız. Ya bana peki, göre de zaten... Peki başkanım ben onu şunu soracağım. Şimdi biz Mustafa'yı da burada programlarda bir söylerim. Ben tarafım derim. Ben Ordu Sporluyum derim. Ha bir tarafım da Ulubey Belediyespor'da çünkü 14 sene formasını giydim o takımın. Şu da var, bir önceki sezon özel idare biliyorsun Ordu o zaman büyükşehir olmadığı dönemde özel idareyle Soyaspor Durugöl'de neden oynatıldı o zaman? Burada o zaman burada 1950 stadı yıkılmamıştı. Her şey yerindeydi, sağlamdı. Orada niye oynatıldı? Ve bir sene sonra geçen yıl hepimizin bildiği gibi Ünye Belediyespor'la, pardon Fassa Belediyespor'la, Ulubey Belediyespor 1950 stadında oynadı. Kötü mü oldu? Güzel oldu. Tribünler uzun bir aranın ardından tıklım tıklım doluydu. Ama söyle. bir bakıyorsun neredeyse maçlarının tamamına yakınını çim sahada oynamış bir takımla bir alt ligden gelen ve sezon boyunca tüm maçlarını sentetik sahada yapan, yani şu aslanla kedi misali, buna ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle, bir evvelki yıl dediğiniz yılda ben ASKF başkanı değilim. Sizsiniz yani yanlış anlamayın. Ben, kurum kurumdur. Başkan Ahmet'tir, Mehmet'tir. Tamam soruyu bir kere muhatabına sorup da cevap alırsak daha güzel alabiliriz diye başladım aslında. Buyurun o zaman. Niye söyledim? Şimdi stat, biz geçen sene Ulubey müsabakasını Ulubey Belediye Fatsa müsabakasını oynattığımızda dediler ki bu müsabaka emniyet ve valilik toplantı yaptık. Dediler ki bu müsabakada tahmini seyirci 5000 ve üzeri gözüküyor. Fazlaydı. 5000 ve üzerinde beklenti var. Durgale sığmaz. Tabii bu 8000 de olabilir. Şimdi baktığınız zaman mevcut yerleşkede orada sizce kaç kişi alabilir? 700, 800, 1000 kişi alamaz tribün için söylüyorum. Şimdi emniyet nezdinde baktığınızda işte arkalara doğru da yerleşebilirler. Seyirci olarak biz bunu söyleyebiliriz. Seyirciler izlesinler, güzel bir ambiyans olur falan. Ama iş emniyete kaldığı zaman ve Ulubey ile iki tane Güzide ilçeyi biz düşman ederdik. Orada bir olay çıksaydı, birinin burnu kanasaydı, bırakın büyük hadiseleri, birinin burnu kanasaydı. Sen Ulubeylisin. Ulubeyli'nin birinin burnu kanasaydı, Fatsalı burnunu kanatsaydı, sen ömür boyu Fatsalılara kim tutardı? Tutmazdım. Bakın, şimdi burada sağlık tedbirleri ve emniyet açısından uygun olmayan geçen yıl biz bunu yapmadık. Ama ondan önceki yılda Soya ve söylediğiniz özel idare o dönemin taraftarları ismiyle, olmayan iki tane iki tane kulüp diye. Var. Taraftarı yok. Emniyette diyor ki oynatılması uygunluğu olabilir. Sorun da değil. Emniyet açısından bir tedbirimizi almamızda da bir sıkıntı yok. Biz bu maçı burada da oynatabiliriz. Niye dedim bir evvelki başkana bu soruyu muhatabı olsun? O Türkiye Futbol Federasyonu'na görüşmüştür.
demiştir ki bizim için uygundur, bu sahada da yapabiliriz. Onlar da okey vermişlerdir. Uygunsa yapın demişlerdir, yapmışlardır. O yüzden dedim hani o soruyu muhatabına sorsanız daha iyi cevap alırsınız diye. Ya bana göre zaten bir futbolcu için sahanın çim ya da... Çok fark eder. Yani... Çok fark eder. Yani bence bir onun bahane olmaması gerekiyor. Yok yok, çok fark eder. Çünkü şimdi kendisi Mustafa Bey profesyonel futbol oynadı. Şimdi sanırım şey, o da bir şey versen. Bakın demin dedim ki hani şimdi bir kulüp yapıyorsunuz. Sezona başlıyoruz. İşte muhtemelen ben şampiyonla oynayacağım veya oynamayacağımı biliyorum. Bu lig değil, Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Bu takım arasında geçiyor değil mi? Bizim ligimizde de saysanız ben sayamam tabii. İşte 4 tane takım arasında geçer. Şampiyonla oynayacak ekipler tahminen bellidir. Bu yapılandırmayı yaparlarken her zaman stadyumda final oynayacaklarını biliyorlar. Bilmeleri lazım. Bunu ben icat etmedim. Her birine sorsanız en az 20 yıldır, 30 yıldır bu ligi bilen, gerek hoca gerekse yönetim olarak bu ligi bilen, bu ligde nasıl mücadele etmesini bilen, nasıl olacağını bilen insanlar var. İşler finale geldiği zaman her sene bunu konuşmak artık çok gerekli değil diye düşünüyorum yani. Bir gerekliliği yok. Yani. Çünkü iş belli. Siz çime de hazırlıklı olacaksınız, siz sentetiğe de hazırlıklı olacaksınız. Ya nasıl olsun hazırlıklı? Şimdi Ünye'nin var çim sahası. Merkezde var, Fatsa'da var. Başka bir yerde var mı? Çim saha var mı? Şimdi Ulubey'deki adam nerede? Eskiden kesenek derdik, cezaevi yapıldı oraya. Evet. Oraya doğru at koşturur gibi koşarlar. Başka bir maç yapma, antrenman yapma şansları var mı çim sahada? Yok. 1950'de gelse, Üye'ye gitse, Fas'a gitse kimse saha verir mi? Vermez. Ne yapsın? Niye vermez? Kim versin? Şimdi sen 1950 stadında Ulubey Belediyespor atıyorum veya diyelim ki Görköy Spor. Antrenman yapacak. Veya maç yapacak kim sahasını verir mi adam sana? 19 Eylül Stadyumu değil. Ordu Spor'un şu anda antrenman yapmış olduğu sahanın zeminleri de çim. Kim verir? İstediniz mi? Kim verir? Ya İstediniz kaldı ki mi? Bakın şu var. Şu anda Ordu Spor'un denilen... Geçen sene verildi. Bakın 3 no'lu saha kimin? Geçen sene... 3 no'lu saha Ordu amatörlerinin. Bir şampiyonluk ayağıyla çıkıyordu, varıyordu işte şudur budur bir kategoriler geldi, amatörün elinden orayı aldılar mı? Aldılar. Almışlar. Almış. Hayır bakın, almışlarsa siz niye amatöre sahip çıkmadınız? O dönem ben yoktum ki. Şimdi varsınız. Tamam, o dönemden bahsediyorsunuz. Şimdi tamam almışlarsa... Şimdi orada sahasını da mı alalım? Nesini? Sahasını da testlerden hep koyuvereceksin onları. Daha küçük takım mı kaldı? Yok öyle diyemeyiz. Bak şimdi bak başka yerlere çekmeye gerek yok. Şimdi... geçen sene final müsabakasını yapacak olan takımların talebi olduğu zaman onlara ben de yardımcı oldum. Ordu Spor tesislerine açtıkları, antrenman yaptıkları dönemler de oldu. Ben ondan bahsediyorum. Yani birileri bir şeyi talep ettiği zaman bir karşılığı vardır muhakkak. Ama der ki ben talep ettim alamadım. Yani afaki konuşmayalım diye söylüyorum. Hani işte kim verir gibi değil yani. Talep edersiniz muhatabından cevap evet ya da hayır gelir. Geçen sene böyle bir sorun yaşandı. Bu sene de yaşandı. Başkanım şu var. Eğer biz Ordu'da bakın yani sesimiz bile titriyor söylerken futbolda, basketbolda, voleybolda tüm sporlarda biz küme düştük. Bakın tüm oraya sporlarda. Geleceğiz. Orayı bizim oraya tamam, geleceğiz. Şimdi bizim, ama bir hani şey konuyu sporun, bitirelim. Sporun babası ne deriz? Atletizm deriz değil mi? Ordu sporunda her şeyi altyapıdır. Amatör kulüpleridir. Amatör takımlarımızdır. Amatör, biz tamam, onları durdum. Ordu Spor'un her şeyi amatör takımlar değildir. Bugüne kadar hiç olmamıştır. Eskiden öyleydi ama değil. Son dönemlerde olmadı. Değil, nasıl oluyor? Nasıl olmadı? Amatörleri biz... bitireyim bak bu sefer. Ordu'da amatör takımlara, alt yani benim gözümdeki alt kategori gruplarına o merkezi güneş Ordu Spor çok iyi, her zaman çok iyi bakmadı. Bakmadığı için aslında bu mesele Ordu'nun futbolcu yetişmiyor söylemlerinin meselesi to geçmişten geliyor aslında. Belki 20 yıldan geliyor. Belki 30 yıl evvelden geliyor. Niye? Ben İdman Yurdu kulübüyüm. Ben Esnaf kulübüyüm. Ben Ahmet kulübüyüm. Mehmet kulübüyüm. Ya ben Ordu Spor'a oyuncu birileri dedi ki işte Ahmet Spor sen de
iyi bir oyuncu var, onu bize ver dedi. Vereceğim de karşılığını, ya ver işte çocuğun önünü mü kesiyorsun? Ya çocuğun önünü kesme diye bir mantık olur mu? Ben size bu çocuğu verdiğim zaman 10 lira değil bana 20 lira verecektiniz. Bugün Orduspor'un geldiği duruma gelmeyecekti Orduspor. Bu sefer diğer kategoriler, amatör grupların diğer kategorilerin enerjileri hep düştü. Niye? Sen yetiştirdin oyuncuyu. Dedin ki ya bizden kardeşim biz hiç bu ne? Yetiştirme bedeli almadılar mı? Aldılar ama ne aldılar? Söyleyeyim. 10 liraydı. Ya 2 lira verdik işte de o da fazla konuşuyor artık ya. 2 de top verin tamam. Ya biz böyle bir anlayışla bu kulüplerin böyle bir anlayışla bu kulüplere böyle bakıldığını spor camiası biliyor. Siz spor camiası biliyor. Dolayısıyla bu anlayışla gelen bu ordunun sorunu değil. Bakın, bak ben siz, aynı zamanda siz Mustafa Kılıç adını belki bir Mustafa Kılıç olarak görürsünüz ama ben değişik bir isimle gözle görüyorum. Neden? Çünkü Ordu Spor'da profesyonel takımda futbol oynadı mı Mustafa Kılıç? Evet. Oynadı. Şu anda da Ordu Amatör Spor'un abisi, babası rolünde mi? Estağfurullah. Köprü. Yok diyor. Estağfurullah değil. İşin gerçeği amatör. Hı. Başkan sizsiniz. Başkanım. Yani şu anda bir avantajdır Mustafa Kılıç'ın Ordu Amatörü'nün başında olması. Ama işte bu siz enerjinizi gerek Ordu Spor'a gerek amatöre ne kadar verebildiniz? Söyleyeyim. Sene 1980-81 sezonu amatör işte ilk sezonlarımız Ordu Spor bugün Süper Lig'de. Ve Şakir denilen, Namık denilen iki tane ikinci amatörden şampiyon oldu. Birinci amatöre çıkıldı. İki tane futbolcu amatörden Ordu Spor A takımını alındı ve Süper Lig'de oynuyor takım. Ve bir sene sonra da işte o Şakir A takımın 11'inde top oynadı. Biliyorum. Nerede? Abi vardı bunlar değil mi? Vardı o zamanlar. Şimdi ne oldu? Varsa bir yanlışlık işte giderim. Bir fırsattır işte Mustafa Kılıç. Ben de onu sana söylüyorum. Şimdi ben 20 yıl evvelden bahsediyorum. Ya ben sizleri seviyorum. Sakın yani yanlış anlamayın. Burada amacımız Ordu Spor'una ne verebiliriz? Ne katabiliriz? O zaman işte şimdi asıl konuya girebiliriz. Yani Ordu'daki spora girebiliriz. Şimdi Ordu Spor'a girersin. Bir zamanlar amatörden A takıma yani evet, Ordu'nun ikinci amatörden profesyonel takımına futbolcu yetiştirilebiliyorken şimdi neden amatördeki futbol o düzeye gelemedi? Onu konuşabiliriz şu anda. Şimdi tabii 10 yıl önceki Türkiye futboluyla 20 yıl önceki Türkiye futbolu bambaşka. Bakın bugün Trabzon'da yerli oyuncu anlamında en fazla yerli oyuncuyu Trabzonspor oynatır diye düşünürsünüz. Ama baktığınız zaman kaç tane yerli oyuncusu olduğunu 11'de görürsünüz. Futbol bir kimlik, bir kişilik değiştirmiştir son 15 yılda. Şimdi eskiden futbol bu kadar uluslararası platformda çok gözde, herkesin ulaşabildiği, çabuk gördüğü bir ortam yoktu. Yeah. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi Trabzon'da bile bu kadar çok oyuncunun olmadığı bir yerde bu Ordu'da, Ordu ölçeğinde bunu çok arayamazsınız. Ama günümüz dediğim gibi Ordu Spor'da hiçbir zaman anlayış şu olmadı. Ya bize şimdi toparlayacağım. Bize oyuncu yetiştirin, bize getirin olmadı. Bize oyuncu yetiştirin, getirin, bedava getirin oldu. Bu da benim amatör takımlarımın hep enerjisini düşürdü. Bitirdi. Bakın aslında Ordu Spor bitirdi. Az önce bakın ne söylediniz? Niye merkezin tek takımıydı, tek yıldız takımıydı Ordu Spor. Deseydi ki kardeşim 10 lira değil, 15 lira vereceğim ya. Ama takımlar dedi ki 10 lira ver, hayır 2 lira vereyim. 2 lira da vermeyeyim ya, 10 tane top vereyim dedi. Evet. Bu anlayışta amatör geldi. Amatörden kastım da şu aslında benim. Alt kategorilerden kastım bu. Yani işte 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaş grubuna kadar ki kastım. Amatör, çünkü amatör deyince bugün 28-30 yaşında amatörde futbolcu oynuyor. Var. Yani. Şimdi bence bu anlayış yüzünden Ordu'daki bu alt kategorilerde artık sporcu yetişmiyor. Çünkü kulüplerimizin enerjileri bitti. Çoğu kulübümüz geliyor artık diyor bizim diyor bir şeyimiz kalmadı, bir enerjimiz kalmadı yani.
Biz bu dönemiyoruz diyor. Çeviremiyoruz. Bu neye nereden kaynaklandı? Az önce amatörden siz söylediniz ya, takımlar oluşturulurken işte profesyonel bir yönetim vesaire gibi, iş buradan kaynaklandı. Bak Trabzon'dan örnek verdiniz. Geçen hafta Mustafa ile burada konuşurken onun da örneğini verdik. Trabzonspor'un şampiyon olduğu şatafatlı dönemlerine bir bakar mısınız? Hepsi Trabzon'un öz kendi çocuklarıdır. Ne zaman dışarı açıldı, olay bitti. Geliyorsun Orduspor olayına. Bakıyorsun benim şimdi şurada bir sürü bugün bir yerde mutluyuz ki bir sürü çocuğumuz var bizim Ordulu. Bu çocuklara zamanında bu şekilde herkesi gönderdikten sonra, hani kurtlar sofrası deriz ya, kurtlar sofrasını atmakla futbolcu kazanılmaz. Her sene iki tanesini biz kazansaydık, üç tane kazansaydık bugün Orduspor yine Süper Lig'deydi. Ama ki az önce söylediğin gibi profesyonel insanlar yönetmeye gelmedi. Orduspor'a işte basamak kullandılar. Reklam adına, şan adına, şöhret adına Orduspor basamak haline getirildi. Gelenden ya Allah aşkına araştırın bakın. Her sezon 20 tane futbolcu gelmiş, 25 tane futbolcu gitmiş her sezon. Niye? Bir akışkanlık var. Gelenden para, gidenden para. Dediğim gibi profesyonelce yönetilmemiş. Ha bir süreçte arkadaşlar zaman zaman eleştiriliyoruz. Hala sokakta Orduspor'un bu duruma gelmesinde ordu basınının suçu var. Sizinle deniliyor. Eyvallah bir şey demiyorum. Bu başarıda azdan çoktan bizim de bir payımız var burada. Ama bugün soruyorum. Akşam Peleroğlu abimizle birlikteydik. Onunla da biraz sohbet ettik. Ben diyorum Mustafa Kemal Poyraz olarak o güzel yıllarda Orduspor'un çatavatlı dönemlerinde ben o formayı giymiş olsaydım, bakın ne diyorum, o formayı giymiş olsaydım ben o gün, bugün Orduspor'un tesisleri var ya, bugün için demiyorum, birkaç sene önceki yanlış yönetimler sonrasında Orduspor tesislerini basar indirirdim aşağı. Bugün bir Mustafa Kılıç olarak sizin gibi Orduspor formasını giymiş ordunun burada en az 50 tane isim sayabilir miyiz burada? Orduda vardır. Hiç kimse sahip çıkmadı. Bu da bir özelleştiridir. Bakın ne diyorum. Orduspor'un buraya gelmesinde ordu basınının bizim de hatamız var ise en çok da bu şeylerde yıllarca bu 3 sezondur, 5 sezondur, 10 sezondur futbol oynamış. Nasıl sahip çıkacaktınız? Bıraktınız işte. Nasıl sahip çıkacaktınız? Sahip bakın, çıkılacak bir enkaz bana bir o mu acaba? Bunun bir açılımını yapar mısın abi? Ya işte geçen gün işte Orduspor'umuzun işte kaç 58-59. 49. yaş günü şeyiyle dedik ki birkaç tane abi alalım programımıza, mikrofon uzatalım. Ya bir Allah'ın kulu gelmez mi ya? Herkes iş buluyor abi. Ben ya 5 dakikalığına dedi ki Allah aşkına ya gelin. Bunun sebebini ne? Kimse gelmiyor. Bana ne diyor ya? Hani, böyle bir şey var mı? Gerçekten de Orduspor artık çok kötü bir durumda. Artık dibinde, hani en dibi olsa oraya kadar düşecek ama en azından dibe vurduk yani, bu kadar. Yani gerçekten de artık hani Ordu'da Orduspor bitmiş olarak gözüyle bakılıyor. Ve Mustafa abinin de dediği gibi artık kimsenin de sesi çıkmıyor. Herkes bir şekilde Orduspor yani eskiden çok iyi bir takımdı, o kadar. Başka bir açıklamaları yok. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Ya şimdi şöyle. Orduspor'a baktığımızda bize Süper Lig heyecanı yaşatmış olan bir evvelki başkan var. Aslında Orduspor'u konuşuyoruz ya. Çok geriye konuşmuyoruz aslında. 2-3 sene önce konuşuyoruz ya. Tamam. Ondan önce herkes memnun. Hayatından herkes memnun. Evet. Orduspor bir şekilde hani illüzyon var gibi bir şey var. Şimdi daha sonraki gelen süreçte Orduspor Süper Lig'de oynadığı bir alt lige düştü, insanlar başladı. Zaten futbolun doğasında var bu. Bir alt kümeye düştüğünüz zaman sebepleri, niye böyle oldu, nasıl böyle olduğu artık irdelemeye başlarsınız. İşte bunun ekonomik tarafı nasıldı, futbolcuları nasıl yanlış alındı. Bunları artık konuşmaya başladığımız ortamlar meydana geldi. Tabii o dönem içerisinde ben hatırlıyorum. Burada bizden daha büyük abilerimiz de Orduspor'un nasıl yönetileceği, nasıl futbolcu seçileceği, bu futbolcuların nasıl yanlış olduğunu kendi dünyalarında tabii anlattılar. Ben biliyorum hani Orduspor'a kimse sahip çıkmadı da değil. Fakat sizin gücünüz bir yere kadar. Ben bu yönetim değiştikten sonra şimdiki başkanın olduğu
ve hatta birkaç gazetecinin de olduğu, yönetim kurulunda olduğu bir ortamda başkana dedim ki bakın sizler destek almalısınız. Hani bir rivayete göre 80 trilyon, bir rivayete göre 100 trilyon bir borç var. Kulübün bir ekonomik tarafı var, bir de işte futbolcu alma ve genel idari tarafı var. Şimdi iki taraflı bir destek almalısınız. Mali bilançonuzu çıkartacak, küçücük şirketler destek alıyor, siz de alın dedi. Küçücük şirketler diyor ki, ya işte bizim şu kadar borcumuz var, bize ehli olan birisi gelsin de bize anlatsın bu borcumuzu nasıl yapılandırıp ödeyebiliriz. Sizi anlatsın diye küçücük şirketler bunu desteği alıyorlar dedim. Bir de bunun idari tarafı var, futbolu seçme tarafı var falan. İki taraflı bu şeyde profesyonelce yapılandırma yapmalısınız diye söyledim. Bunu istemelisiniz. Şimdi Ordu'da Ordu Spor'a sahip çıkalım. Çıkın sokağa, herkes diyor ki ya sahip çıkalım. İşte o başkana sorsanız o haksız, ona sorsanız yaptım ama niye yaptım bir sor. Ortada bir senaryo var, dönüp duruyor. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir yerde varamıyoruz. Varamadık iki yıldır. Bir tablo çıkacak. Bakın bu kanalın işte alacağı var, vereceği var. Bu tabloyu, Ordu Spor'un tablosunu Ordululara anlatacaklar. Diyecekler ki şu kadar alacak var, şu kadar verecek var. Bu başkan, bu başkan. Bakın niye söyledim? Çok geriye gitmeyin. 4 yıl evvelden, 5 yıl, 6 yıl evvelden bahsediyoruz. İki başkandan bahsediyoruz. Gelecekler, diyecekler ki tamam beraber çözelim. Ben diyecek, bırak, bende gözüken miktar şu kadar gözüküyor. Ben ondan feragat ettim. Ya da etmedim. Biz reelde kaç lira borç olduğunu bilmiyoruz. Ordulu olarak. Bir şirketimiz var, sahip çıkacağız. Kimse bize yön vermiyor. Demiyor ki sahip çıkın arkadaş. Ama ben orduluyum, ben sokakta gezen herhangi bir vatandaşım. Tamam da çıkayım da 1 lira vereyim de nereye vereyim? Veya nasıl vereyim? Sorularımın bir karşılığı yok. Yani nasıl vereceğimi de bilmiyorum. 2,5-3 milyon ordulu var. Büyük bir enerji var. Bu enerjiyi harekete, aktivite edecek bir formülü ortaya koyan yok. Hep konuşma var ama formülün aslını çıkacak, anlatacak bir insan yok. Hep çıkanlar ya işte o böyle yapmış. O diyor ki ben yapmadım. Bununla yürüdük iki yıldır. Yani bakın şurada ne olacak biliyor musunuz? Allah muhafaza. Şimdi bizim kaç galibiyetimiz var? 4. Biz muhtemelen küme düştük. Yani. Tamam. Muhtemelen küme düştük biz. Bu seneden itibaren şu anda başlamak kaydıyla senenin yapılanması yapılmak zorunda. Seneye 24 puan, eksi 24 puan geliyor diye söyleniliyor. Şimdi eksi 24 puan geliyor mu gelmiyor mu? Ordulu bunu bilecek. Ordulu bunu bilmek zorunda. Bilmek zorunda bu takım. Senin takımın da değil, benim takımım da değil. Bu takım Ordulu'nun takımı. Bu takımı yönetenler yarın Ordulu'nun karşısından gerek iş adamı, gerekse halkın karşısından nasıl para istiyorsa Ordulu'ya da bunu anlatacak kardeşim. Biz çalıştık dersimize diyecek, karşılığı da bu diyecek. Ama dersine çalışma, ona buna konuşarak vakit geçir, tamamen siyasi söylemler gibi vakit oyalamacasıyla birlikte vakit geçti. Abi bir sezon daha geçti. Ne oldu? Basketbola bakın. Küme düştük. Basketbolda küme düştük. 8 hafta 20 sayı, 30 sayı, 40 sayı farklarla en son Beşiktaş maçını yenmişti. Öyle hatırlıyorum. 40 sayı farklarla müthiş bir hezimetlerle dolu bir lig yaşadık. Ama benim bildiğim, hatırladığım burada parasal sıkıntı yoktu. Yoktu. Ne oldu da bu takım dağıldı? Şimdi ona bakın böyle. Ordu Spor için söylüyorum. Şimdi başka takımlara girmeyeyim. Voleyboluna falan da girmeyeyim. Şimdi kardeşim kimse bir şey açıklamıyor ki. Ben programa girersem bana sorarsanız biraz söylemeye çalışıyorum. Ama işin aslı, işin iç yüzünü muhatapları söylemiyor. Kaçak güreşmesin kimse. Gelsin. Hani bizde bir laf vardır yani. Kardeşim adam gibi karşıma geçti anlat. Değil mi? Yani öyle olması gerekir ama maalesef. Ya bu kulübü yönetebilirsiniz. Bu kulübün başkanları beceriklidir de. Ben oralarda değilim. Ama mali tablodan ben anlamam kardeşim. Mali tablodan anlayanı getirdim diyecek.
Ey orada halkı tamam, bakın ben bu işi sizin dediğiniz gibi tamam, değil. Mali tablodan anlayanı da getirdiler. 100 trilyona değil, 30 trilyona çözüyorum, 25 trilyona çözüyorum. Mali tablodan anlayanı başkan getirdiler ya. Yok öyle de zaten... girme ona ya. O konulara girmene gerek yok. Ben gerçekten Mustafa bir realiteden bahsetmek istiyorum. Bu şirket böyle yönetilir. Hiçbir şirketin dünyada, belki de dünyada hiçbir şirketin bu kadar aktif, dinamik, 3 milyona yakın insana hitap eden ve karşılığı olmadan para verecek insanlar topluluğunu bulamazlar. Bu büyük bir enerjidir. Büyük bir güçtür. Ama bunu aktif edebilirseniz bir güçtür. Yoksa güç yatan güç, güç değildir. Siz olması gerekenleri anlattınız. Ben de yaşananları... Yaşananları biraz anlatma. 2 yıldır yaşananlar anlatılıyor burada. Hayır bakın ne dediniz? 2 yıldır anlatılıyor. 2,5 milyon dediniz. Ordu'nun takımı doğru. Kabul ediyorum. Ama bu takım 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Bak yine söylüyorum. Çıkaranlardan da yine Allah razı olsun. Emeği olanlardan yine ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Ne oldu sonrasında? Mustafa Kemal Poyraz foto muhabiriydi. Kale arkalarında foto muhabiriydi. Biz amigoluk yaptık. Teknik direktörlük yaptık. Bağırdık, çağırdık, çığırdık. Gücümüzün çoğunu deplasmanlarda ailemizden feragat ettik. Çocuklarımızdan hafta sonu insanlar ailesiyle gezip tozarken biz nerede deplasmanlardaydık. Geldik. Antrenmanları, Ordu Spor tesislerini bırak taraftarı 2,5 milyon Ordu'ya bizlere yasakladılar. Ondan sonra 2,5 milyon Ordu'ya sahip çıksın öyle mi? Hangi Ordu'ya sahip çıkacak şimdi buraya? Çıkmadı işte sonuçta. Dediğin çok güzel bakın. İşte o enerji kayboldu bizde. O 2,5 milyon insandaki enerji bırakmadılar. Geçmişi dediğine katılıyorum. Geçmişi bırakalım. Bıraktık. İyi günde, iyi günde bench pro'larda yoktu. Ordu Spor'un Süper Lig'lerinde o iyi günlerde biz buralarda yoktuk. Kötü günlerde bize soruluyor. Ne olacak ya? Siz amatör spor kulüpleri başkanısınız. Siz hiç bir fikriniz yok mu? Hiç Ordu Spor'u düşünmüyor musunuz? Hiç Ordu Spor'a sahip çıkmayacak mısınız? Sahip çıkmanın formülü bence budur. Bu tablo iki türlüdür. Maddi ve bir de işte futbolcu seçme, antrenör getirme ve diğer yapılandırmayla ilgili iki formül vardır. İkisi ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bunu da ehli insanlar yapmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa diğer konuşmalarımız bizim hep bir kısır çekişme, kısır bir eleştiriden öteye geçmezler. Peki bu bir çare mi sizce başkanım? Şimdi şöyle bir örnek vermek gerekirse, karnesinin tüm dersleri sıfır olan bir öğrenci sezon sonuna kadar hangi dersine çalışacak ki onu düzeltebilecek? İşte söyledim. Şöyle. Peki 2 yıldır 3 yıldır konuştuğumuz Ordu Spor'da Real'de gerçekte kaçta borç olduğunu sen biliyor musun? Başkan bilmiyor. Başkan bilmiyor. Çünkü ne biliyor? Farklı farklı açıklamalar var. 1.46, 87, 100, kimine sorsan 150 belki daha fazla. Çünkü bugün buçuk rakamlar kimse çıkarıyor. Bilmez. Neden bilmez biliyor musun? Şimdi Mustafa Kılıç 2 sene önce Ordu Spor'u atıyorum 1000 lira alacağı varmış mahkemeye vermiş. Şimdi Mustafa Kılıç'ın 1000 lira mı? Şimdi parasını vermeye kalksan Mustafa Kılıç... Bilir. Ne olacak? Bak Mustafa abi, Kanal 52 televizyonu kaç lira borcu olduğunu bilmezse batar. Kaç lira alacağı olduğunu bilmezse batar. Şimdi 1000 lira üzerinden hesap yapacak. Burası... Karşısına 3000 lira çıkacak. Çünkü Ordu Spor, mahkeme masrafı... O lafın başka bir tarafı. Bak, sizler... Onun için battı zaten, batar diyorsunuz. Battı işte Ordu Spor. Yönettiğiniz yerleri bilmek zorundasınız. Burası... Babamızın çiftliği değil. Tamam. Burada bir iş yapıyoruz. Burada bir iş yaparken bu tablo tabii ki senin dediğin de doğru. Mahkeme sürecinde onu da anlatacak. Bizim 50 tane davamızın mahkeme süreci devam ediyor. Onun için diyorum işte net borç belli değil işte. Ama şu var Mustafa abi bak. Afaki'nin de daraltacağız onu. Ortalama bir borç çıkaracağız. Diyeceğiz ki çıkartamıyoruz işte. Bak 46 mı 87 mi 100 mü? Bunu bizlerin işi değil diyorum. Bunu gerçekten ehli olan insanlardan danışacaklar, danışman alacaklar, yardım isteyecekler ya bu ayıp değil ki ya. İsteyin. Ondan sonra da biz diyeceğiz ki. Başkanım bir tanesi hesap uzmanı, bir tanesi matematik profesörü. Öğretmeni. Bitireceğim. Bunlar işte iki tane başkan geldi. Şimdi bunları istedikten sonra, danışmanları istedikten sonra bize gerçekten Ordulu'ya diyecekler ki ey Ordulu bizim borcumuz 35 trilyona kapatabiliyoruz. Ve reçeteniz şudur. Hastaların reçetesi yok ya. Başım ağrıyor diyor hasta.
Ya beyninde tümör mü var? Aspirin mi kullanacaksın? Bahar geldi, bahar yorgunluğu var. Ne var belli değil. Reçete ona göre seçelim. Şimdi reçetemizi evet. Ordulu da bilecek ki. Diyeceğiz ki evet Ordulu halkımız reçeteyi bulduk diyeceğiz. Ordulu reçeteyi bilmiyor. Sen diyorsun ki yardımcı olsanız da nasıl formül ne? Kimse izah edemiyor. Formül yok. La vereyim 1.000 lira. Nereye vereyim? Nasıl vereyim? Niye vereyim? İzah edemiyorsunuz ki. Ya da güvenilirliği para... kaybolmuş bir kulüpten bahsediyorsunuz. Güvenilirliğini tanzim etmenin de formülleri, yolları var. Ben de bunu söylüyorum. Evet. Yani o zaman ortada bir güvensizlik var. İlk önce onun kalkması gerekiyor. Program öncesi dediniz ki Orospor'un puan tablosunu bir görmek isterim dediniz. Doğru mudur? Olay bitmiş o zaman. Daha tabloya bakmaya gerek yok o zaman dedikten sonra. Hayır şöyle. Ya şöyle şimdi Orospor'un 4 tane galibiyeti olan bir Orospor. Bu sene için söylüyorsunuz herhalde. Yani bu sene bakmamıza gerek yok derken Orospor sonuna kadar onurlu mücadelesini verecek. Ayrı bir olay ya. Çıkacak. Bütün maçlarını galibiyet parolasıyla çıkacak alacak. Ben son iki maçta gördüğüm Orospor'un performansında da işin açıkçası memnuniyetsiz de değilim. Niye? Yenildikleri halde bile. Biraz daha panik yapmasalardı son maçta arkadaşlar maçları da kazanabilirlerdi. O maçı da alabilirlerdi diye düşünüyorum. Uzaktan şanssız bir golün yenildiği bir maçtı o. Evet. Yani yoksa bizim alacağımız bir maç. Süremiz de daralıyor. Mesajlarımız var başkanım. Okan Duran diyor ki amatör playoff müsabakaları canlı yayınlanacak mı diyor. Var mı öyle bir çalışma? Var. Canlı yayınlanması doğrultusunda. Var evet. Evet. Cenk Can iyi programlar. Bütün branşlarda başarısız olduk maalesef. Artık ne desek boş ordular olarak çok üzgünüz ki Ordu amatörün de durumu ortada. Bir tane futbolcu çıkmıyor maalesef A takıma. Bu da beceriksiz yönetimlerin ve idarecilerin marifeti. Programınızı keyifle takip ediyorum diye bir... Bir tane değil ki 22 tane çıktı ya Ordu Spor'a. Eleştiri yapmış. 2 senedir oynuyor ya çocuklar. Evet. Oğuz Usta amatör kümeyi yakından takip ediyorum. Normal amatör kümede fazla heyecan yok ama playofflarda heyecan had safhada olacaktır. Normal ama yani playofflardaki heyecanın had safhada olması. Şimdi ben şey sormak istiyorum başkanım. Bakıyorum yani çoğu illerde var bu. Süper amatör ligler var, kümeler var. Bizde yok. Onun için yeterli yani takım ilgili yani bir çalışmanız olacak mı? Ya şimdi ya şunu diyeceğim. Var da biz mi içtik diyeceğim. Yani takım var da biz mi? Hayır. Ya ben mevcut kulüplerimi korumaya çalışıyorum zaten. Bizim süper amatöre girebiliriz, giremeyiz, tartışırız ama ben ya inanın her gün mevcut kulüplerimden 2-3 tane hoca geliyor. Biz ne yapacağız diyor ya? Ne olacağız biz diyor ya. Birinci amatör kümede. İmkanları yok. Şimdi sürünüyorlar. Fiziki şartlarının olmadığı, ekonomik olarak zayıf olan birçok kulübü daha nasıl geliştirebiliriz, daha nasıl kalkındırabiliriz? Destek verebiliriz yani onlara. Nitelik mi? Yani çok mu olsun? Ama kalitemiz de çok olsun. Hem çok olsun hem kalitemiz çok olsun. Az takımımız var da soruyorum. Tamam az takımımız var da kalitemiz nasıl? Az takımımız yok bizim. Bizim diğer illere baktığınız zaman az takımımız yok. Bizim takımımız tam ideal. Bizim bir Rize'ye bakın mesela. Az takımımız mı var? Çok Sinop'a bakın. Az takımımız mı var? Çok takımımız mı var? Görürsünüz. Bir Tokat'a Sinop'un bakın. 5 tane takımı varsa misal bizim 15 tane takımımız olması lazım Sinop'un yanında. Ordu'dan bahsediyoruz biz. Bir Rize'ye bakın. Rize'ye bakıyorsun. Pazar nerenin takımı? Hayır amatör için söylüyorum. Hayır bakıyorum. Rize Spor'a bakıyorsun. Çaykur Rize bir tane Süper Lig'de var. Bir tane ikinci ligde şeyler var. Amatör için söylüyorum. Bir ikincisi başkanım zamanda daralıyor da yakalamışken sizi amatörlere her yıl bir yardım yapılıyordu malzeme yardımları bu sene ses çıkmadı. Şöyle biz malzeme yardımına onu iyi dediniz. Malzeme yardımı konusunda Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Sezon bitti başkanım. 80 tane kulübün bize bağlı 80 tane kulübümüzün bir çalışması var. Tabi bu da profesyonelce bir çalışma oldu ilk defa bu sene. Yani düşünün eskiden neydi işte tüm kategorilere voleybolu basketbolu judosu, tekvandosu hepsine birlikte bir eşofman verelim falan gibi bir algı vardı. Bu sene hepsine tek tek irdeleyerek işte boksta eldiven neye ihtiyacı vererek, varsa ona göre. Neye ihtiyacı varsa ona göre bir çalışmanın sonucuna varmak üzereyiz. Önümüzdeki ay içerisinde bunun da dağıtımı gerçekleştirilecek bu kulüplerimize. Evet. Geç olacak ama temiz olacak diyorsun. Geç olmaz. Yani hiçbir şey için geç bu şekildeki değil. Daha mantıklı. Yani biraz hepsine aynı malzemedense neye ihtiyacı varsa ona göre malzeme vermek daha mantıklı, yani, daha yararlı bir şey ihtiyacı olacak. Bu arada evet. U15 takımımız Giresun'a gidiyor.
Güzel Ordu Spor Giresun'a gidiyor. U17 takımımızda, Altın Ordu Belediye takımımızda o da Tokat'a gidiyor. Onlara da buradan başarılar dilerim. Evet. Bizde de burada ayın 24'ünde başlamak üzere Türkiye finallerinin birinci kademesi olan U15 grubunun bir tanesi de Ordu'da başlayacak. 3 gün boyunca burada Durugöl'de olacak. Buradan da vatandaşlarımızı davet ediyorum. Mustafa, biraz ben biraz fazla oldum herhalde bugün. Onun farkındayım ama. Bugün az oldun ama. Yok, yani sizlerden özellikle özür diliyorum. Başkanıma bir tane soru soracağım. Yok. Daha da şey girmeyeceğim. Niye bir tane sorayım? Zaman daraldı çünkü onun için. Başkanım, şu anda biliyorsun yeni bir statla ilgili çalışmalar var. Evet. Durugöl tesislerine elini vicdanına koyarak yani yer uygun mu sizce? Şimdi, cevabını da kısa alalım başkanım, süremiz tamam. Şimdi şöyle, elini vicdanına koyarak dediği zaman sanki ben bu zamana kadar vicdansız konuşmuşum. Yok estağfurullah. yanlış anlama. Yok. Yani şimdi şu var. Hayır, şu anlamda bakın açık söylüyorum. Ben vicdansız konuşmuyorum. Bakın şimdi ben her defasında söylerim. Bugün benim ülkeme, ilçeme, köyüme şimdi aklının bu sınırlar içerisinde kim hizmet ederse bu spor olur, ne olursa olur ben ona teşekkür ederim. Tamam et bana o zaman. Bakın edeceğim ama tamam. Bugün bakıyorsun Ordu Spor tesisleri, kompleksi, amatörün yani olmazsa olmazları. Oraya bir start yapılacak, amatör başkan. Nereye gidecek, onun nasıl olacak. Verelim. Yani yer sizce, siz olsanız yetki size verirse siz orayı bugün start yapar mısınız, yapmaz mısınız? Ben belediyenin imar komisyonunda değilim. Biliyoruz canım biz. Hani onun için dedim sana elini üstüne koyduğum. Ben Gençlik Spor İl Müdürü de değilim. Bu yerin tahsisi konusunda o iki çalışmanın ortaklaşa vermiş olduğu bir karar var. Bu şu anda da oraya yapılmazsa da bu projenin oraya çıktığı ve önümüzdeki ay içerisinde de zeminin ihalesi yapılacağı, önümüzdeki haftalar içerisinde zeminin ihalesi bir an önce hızlandırılıp yapılacağını biliyorum. Başka da bir konu bilmiyorum. Benim için önemli olan sahaların, orduya katılacak sahaların olması. Yer çalışması şurada olur, burada olur. Onu tartışabiliriz. Size göre Durugöl uygun değildir, bana göre uygundur, size göre uygundur, öbürüne göre değildir. O tartışma konusudur. Ben o polemiklere çok girmek istemem. Benim için önemli olan sahaların nasıl yapılacağı. Tamam. Ben amatör 2 saha değil, 4 saha tamam, nasıl yapacağım? Tamam, yeni sahaya yapalım. Diğer cevapları da alırız. Daha detaylı konuşuruz. Çünkü süremiz de sona erdi. Aşmayalım çok fazla. Evet. Başkanım çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Sağ olun. Rica ederiz. Playoff'taki takımlarımızı da başarılar dileyelim. Amatördeki canlıda yayınlanma gibi bir çalışma da var. Onu da tabii ki var. İlerleyen dakikalarda detaylı olarak konuşuruz. Mustafa abi sana da teşekkür ederiz. Sağ ol. Başkanı önümüzdeki haftalarda yine buraya konuk ederiz. İnşallah. Evet. O zaman stat hakkında ne bilmek istiyorsan hepsini detaylı olarak alırsın. O zaman terletiriz onu kendisine. Evet. Tamam. Evet, bugünlük de spor gündeminin sonuna geldik. Cuma günü yine sizlerle birlikte olacağız. Siz de ekran başında olun. Hoşçakalın.